Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve TriZero Tech teknolojisiyle sıfır endişe. Klini sunduğu Tatava'dan herkese merhabalar voley ekranlarından. Herkese kucak dolusu sevgiler sevgili Zafer abimiz Serdar Ali Çelikler. Ee, herkes kendi köşesinde bugün sevgili Serdar Ali Çelikler'in daha geçmiş olsun. Yayın öncesinde konuştuk rahatlatmak adına her şey yolunda gözüküyor. Gay öyle gayet değil gayet ben. iyi, gayet iyi. Ben yani bugün artık benim hastalığım da işte ee, yani çok ufak tefek şeyler kaldı artık bitirdik yani. Çok şükür. Hadi geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Sağ ol abi. Zafer teşekkür abi Sen öyle. nasılsın? Nasıl geçti hafta? Abi çok iyiydi. Biz ee, sırasıyla Kocaeli, Adapazarı ve Alanya'ya turne yaptık. Can Yılmaz'la beraber oyunumuz var. Burada olan burada kalır. Mükemmeldi. Hep salonlar doluydu. Seyirci de coşkuluydu. Hem biz zevk aldık hem onlar izlerken zevk aldılar. E, Alanya'da bir de tabii şu mevsimde denize giren insanları görünce yani kıskanmadım dersem yalan olur yani. Keşke mayonu getirseydim dedim. Vallahi billahi dedim keşke getirseydim dedim. <laughs> <Vallahi> bile, <laughs> dedim yani. keşke diye. diye. <laughs> Tahmin etmedim abi. o kadar Artık güzel gün. olduğunu. Güney'e e, hele ki burada buralarda kışken biraz inmek bayağı nefes aldırıyor. O anlamda Abi seni çok kıskanıyorum ya. Yani Bodrum ee, da güne başlayıp günü Bodrum'da bitir, bitirmek e, güzel güzel iş. Seni de bekliyoruz. Seni de sen sen de Kaşa gel, yerleş. Sen de yap artık <laughs> bu hayatı. Yaşa <laughs> bu hayatı sen de görmek. <laughs> <laughs> öyle yazıyorlar, sana da yazıyorlar. Yaşıyorsun bu hayatı Serdar abi. <laughs> Yaşıyoruz, yaşıyorsun bu hayatı diyorlar evet. Yaşa bu hayatı yapmak evet. artık sen de. Kaşa yerleş tamam ya. Evet abi bakalım ya biz de şafak saymaya başladık ya. Yok kasaba Aynen hayatı öyle. güzel bir şey yani onu onu tavsiye ederim herkese. Memleket evet, olarak Bodrum artık kasaba sayılmaz ama hani çok Aynen. kalabalıklaştı ama kasaba hayatı çok zevkli bir şey. Onu. Ama özel yani olarak şimdi söyleyeyim işte yani. kış sezonu kış sezonu geldiğinde biraz daha onu hissediyorsundur. Daha Genel iyi. Gibi daha iyi. Var. yok da. Yani. Ya ben 5 yıl evvel taşındığımda miydi? mükemmeldi yani Olağanüstüydü. Pandemi biraz bozdu tabii. şeyi Bodrum'a nüfusunu arttırdı yani. Evet beyaz yakalar yurdun dört bir yanına e, dağıldı diyelim ve e, akışımıza geçelim. Sıcağı sıcağına dün akşam oynanan Göztepe Galatasaray maçı. E, yabancıların deyimiyle yayından önce söyledim. What a game değil mi yani? <laughs> nasıl bir final nasıl? Ne? Bir Olanlar, nasıl yaşananlar, ver. penaltılar var kararları. E, nereden başlamak lazım? Zafer abi mi anlatsın? Vallahi ben Zafer abiden alalım. Türkiye'de ben Türkiye'de ilk defa var hakemlerinin olduğunu anladım dün akşam. <laughs> ee, Beşiktaş maçlarında yoklar abi. Beşiktaş maçlarında yoklar. Yaşa lafı ağzımdan aldım. Vallahi yoklar. Dedim, Yok, bu, ya, bu, bu dedim öyle ya, ya bu var hakemleri bu var hakemleri sezon başından beri Beşiktaş'ın maçlarında olsaydı biz şu anda Trabzonspor'la beraber şampiyonluğu kovalıyorduk belki. <laughs> Ama e, gerçekten samimi söylüyorum var hakemlerinin verdiği bence bütün penaltılar doğru abi. Yani iptal ettiği penaltıda doğru, verdiği penaltıda doğru. Aslında var hakemleri maçın hakemini itibarını kurtardılar. Sonra dedim ki ya bu maçın var hakemi kim acaba? Hani elbette 2-3 kişiler de başında kim var? Bildiğim kadarıyla Mete Kalkavanmış galiba. Hatta sosyal medyadan şöyle bir tweet attım. E, nihayet bizim maçlarda var hakemi olduğunu anladım. Yürekten kutluyorum diye ama sonradan da bandı başa sardım. Ya bu Mete Kalkavan beşiktaş Fenerbahçe maçında e, var hakemiydi. O maçta en az üç tane bundan daha net Beşiktaş'ın penaltısı var. Ama orta hakem Cüneyt Çakır'ı ne yazık ki uyarmaya korktu, çekindi. Ya şimdi Cüneyt abime kalkıp hocam burayı göremedin penaltı. Bak bu ikinciyi de göremedin penaltı. Üçüncüyü de göremedin penaltı dersem Cüneyt hocayla benim aram bozulur diye orada susmayı tercih etti. Ama işte var hakemlerinin orta hakemin işini kolaylaştırması ve hakkaniyetli, adaletli bir maç yönetmesinin ne kadar önemli olduğu konusunda çok önemli bir örnek bu. E Tabii Göztepe'li futbolcular, teknik direktör, taraftarlar maç esnasında sıcağı sıcağına çok büyük reaksiyonlar gösterdiler ama akşam ben tekrar baktım, yani bayağı var hakemleri maçın kaderini tayin ettiler. O anlamda enteresan bir maç oldu, aksiyon filmi gibi bir maç oldu. Ama penaltı pozisyonları olmasaydı Galatasaray buradan 3 puanı bence çok zor çıkarırdı. Çünkü pek öyle başarılı bir futbol örneği de göremedim Galatasaray'dan. Gerçi Mafetin bir gomis yine şey yürüyüşleri yaptı. <laughs> Leopar gibi yürüdü ama iki tane penaltı attım bedavadan. O anlamda Galatasaray'ın yine de buna rağmen ligin bundan sonra kalan kısmında işinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Yani bu maç Galatasaray'ı da aldatmasın. Sen ne diyorsun Serdar evet. hocam? Mete Kalkavan maçın adamı. VAR hakemi. Ben bütün kararları doğru. Ama evet. Bir, bir pozisyonda 7 dakika, bir pozisyonda 4 dakika. Hani inceleme süreleri çok uzun. Evet. Ee, evet. Onun dışında da hiçbir eleştiri eleştiri yapacağımız bir şey yok. Arda kardeşleri de şöyle kutluyorum. Kompleks yapmıyor. Ben gördüm hocam demiyor. Evet. Ben çünkü mesela çok net biliyorum bazı hakemler ben gördüm hocam gerek yok diyorlar. Şeye. Var hakemin var dakine belki Cüneyt evet. abisine Mete söyleyememiş olabilir ama belki de söylemiştir Cüneyt yok canım ben gördüm demiştir yani, o da o, olabilir. o da olabilir yani dolayısıyla Tabii. ama o senin dediğin var yani ast üst ilişkisi kesin var yani mesela evet. varda kendinden daha e, as, ast astta birisi varken ast e, rütbede biri varken Az Türk üst Türk çağırması daha zor. Ama vardaki üst Türk ise ya yakın Türk ise, o zaman daha kolay gidiyorlar. Bu bir gerçek şeyde. Yani Türk futbolunda bir gerçek bu. Evet. Ee, bir de Türk futbolunda her yerde olduğu gibi hakemler arasında da klikleşme var. İşte Cüneytçiler var, anti Cüneytçiler var. Mesela Cüneyt'in varı anti Cüneytçi olursa çok bıdı bıdı yapıyor, çok çağırıyor. Mesela, olur olmadık çağırıyor. Bu sefer hakikaten gerçekten çağırsa bile Cüneyt diyor ki lan bu benim karşıtım. Cüneyt örnek burada tabii yani. Ulan bu benim karşıtım ben bunu çağırdığına gitmeyeyim falan diyor. <laughs> bu tip şeyler bu tip şeyler <laughs> de oluyor yani. Aa, evet. Dolayısıyla ama dünkü maç itibariyle bütün kararların iptal edilen penaltıda dahil doğru olduğunu Arda kardeşlerinde kompleks yapmadan bütün kararları değiştirmesi de ayrıca güzel ama tabii bu kadar çok varla müdahale edilen hakemin notu düşük gelir. Ee, onun dışında aslında genelde iyi maç yönetti yani. Ee, ama bütün evet. kritik pozisyonlarda bir tek penaltı hariç. E, şey, bir de verdiği penaltı tek penaltı müdahale var var. O da yanlış aslında. Yok Taylan'a da verdi ya. O da doğru karar. Ha, yo, evet evet. Ee, i̇ki penaltı verdi, verdi. Biri doğru biri, biri vardan Aha. döndü falan. Ee, onun dışında hani ortadaki müsabakalı da iyi yönetti. Katılıyorum Galatasaray iyi değil. Göztepe ben çok beğendiğim bir hoca. Nestor El Maestro. Ama Aytaç'la Yahovic değişikliğinden sonra takım geri gitti. Ee, çok erken geri çekildiler. Ondan sonra da evet. e Galatasaray 2-2 yapınca uzatmada 3 atacağı belliydi yani. Orada artık o stres meselesi başlıyor çünkü. iki tane şimdi işin gırgırı bir tarafa iki tane küme düşme hattına yakın takımın maçı bu. Yani iki evet, tane, evet. iki tane küme düşme problemi yaşayabilecek takım. Şimdi o baskıyı hissediyor Galatasaraylılar da. Göztepe'liler de. Yarın oynayacakları Rizeliler de hissedecekler. Atıyorum Kasımpaşa'yla oynasalardı onlar da hissedelerdi. Şimdi bu baskıyı hisseden takımlar arasında baskıyı daha fazla kaldırma oran ihtimali olan takım elbette büyük takım. Oyuncusu. Nitekim öyle oldu yani. 2-2'den sonra kurdun dışına kandıydı abi. Kurdun dışına evet. kan kandı yerse seni gelir yer abi. Yani sen şeyi hiç uyandırmayacaksın abi. Uyuyan devi hiç uyandırmayacaksın. Ben buna çok inanırım. Futbolda. Uyuyan devi hiç uyandırmayacaksın. Ölü diriltmeyeceksin ölüyü. Bunu mesela <laughs> e, Avru Avrupa'da görüyoruz. Adamlar yani e, öne geçtiği zaman genellikle ölüyü diriltmemeye çalışıyorlar. Zaten ölü de dirildi mi hemen geri geliyor abi. O yüzden evet, maçı bitirmeye Galatasaray e, hakikaten, hakikaten teslim olmuşken 87'deki hayata döndü. Ve Göztepe'de ciddi bir krize girdi. Maçın Rahatsaray kader bu saatten... anı bu saatten sonra rahat biraz daha rahatlayacağını düşünüyorum. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3 Tek teknolojisiyle sıfır endişe.